Bütün bunlar var. Sen bana bu kameradan bahsediyorsun. Diyorsun ki ya bu kamera iş yapmıyor. Bu kamera MHK. Tamam iş yapmıyor. MHK bozuk hakemler. La disiplini var bu kamera. Şeyi var, tahkimi var. Federasyonu var, federasyon başkanı var. La onlar da yapmıyorlar. Yani bir tane niye hedef? Hmm. Sen bu kameraya diyorsun ki bu adamı öldürüyorsun bu kamera. La balık baştan kokuyor. Federasyon, federasyon başkanı. İsim hiç önemli değil. Bu federasyondan da bahsetmiyorum ben. Yıllardan bahsediyorum hocam Ender. Büyük resme bakalım. Büyük resme yani yıllardır bu. Değişmedi. Halim Çorbalı geldi. Çok düzgün bir adam. Futbolun içinden gelmiş bir adam. Futbolcu Gençler Birliği'nde. İyi bir futbolcu. Ve hakemliğin içinden gelmiş bir adam. MHK başkanlığı yani. Bir o var. Başka? O zaman ihtilaller olmuş. Emekli generaller, emekli albaylar federasyon başkanı olmuşlar. Veya federasyon yetkili olmuşlar. Falan. Yani bir türlü olamamış. Müteahhitler olmuş, o olmuş, bu olmuş. Olsunlar da futbolun içinden gelsin abi. Sen bana bu kamerayı diyor ki MHK suçlu, hakem suçlu. O hakemi o hale getiren kim? Düşün. Federasyon başkanı futbolun içinden gelmiş. O var ya hakem hani sarı kartı gösterip dönen hakem şöyle. Ben federasyon başkanı olsam çağırırım. Daha keyif falan sallamam. Çağırırım. Kardeş bu Erman denen herifi dangalağa sarı kart gösterdin. Evet başkanım. Niye arkanı dönüp gittin? Adam senin arkandan küfür etti. Bu dangalak denen Erman. Niye yaptın yavrucuğum? İşte başkanım federasyon başkanısın. Atacaksın ha, atacaksın. Atacaksın. Dedin. MHK kim abi? Nereden bahsediyorsun ya? MHK kim abi? Federasyon başkanı yapacak bunu. Tabii MHK de öyle olacak o zaman. Hocam at sahibine göre kişiler. Bak nelerden bahsediyorum sana. Temelden bahsediyorum. Yoksa hakem kötü, MHK bu futbol yürümez, bu seyirci geçin ya. Hocam kimse tehlikeyi farkında değil. Bunu oynatacaksın. Bu kaset sana lazım olacak. Bir gün sabah kalktığınızda büyük kulüplerinden, büyük kulüplerinizden bazılarının Arap sermayesine veya Çin sermayesine satılmış olduğunu duyacaksınız. O noktaya geleceğiz diyorsunuz. Değil mi? Ender'ciğim, bir gün sabah kalktığınızda bu büyük kulüplerimizden bazılarının Çin sermayesine veya Arap sermayesine satıldığını göreceksiniz. Ben neden bahsediyorum? Bazıları neden bahsediyorlar? Ender'ciğim. Bu kasetler faydalıdır. Kenara koyarsınız. Tarihe, İnşallah olmaz. Tarihe not düşüyoruz. Peki bazı ufak ufak keyifli şeylerden de gidelim. Hakemliği yeni bıraktım. Bir Beşiktaş-Kocaeli maçı. Basında yeniyim diyorsunuz. Gitmişsiniz. Vahap Beyaz yönetiyormuş galiba maçı. Bakayım kim? Tabii Vahap Beyaz. Doğru. Yine bana küfür ediyorlar. Ama o farklı hocam ya, o farklı ya, hiç unutmuyorum. Şimdi o zaman Sergen falan var herhalde Beşiktaş'ta. Bilmiyorum veya bir şey var. Beşiktaş'ta seyirciyle tersim. Ben çünkü zaman zaman Beşiktaş, Fener'le hepsinden ters oldum. Mesela Galatasaray'la oldum, Fener'le oldum, Beşiktaş'ta hiç bir değişmedi. Hakemin bir de spikerin taraftarı hiç yok çünkü. Hocam. Şimdi bak, Beşiktaş seyirciler tersim. Biliyorum küfür edecekler, görevliyim. O zaman yayıncı kuruluşta da değilim. Basın tribünde oturacağım. Uyanığım ya. Çay içmeye girdim. Çay ocağına. İnönü Stadı şimdiki. Eskisinden. Çay içeceğim. İşte takımlar çıkacak. İstiklal Marşı çalınırken ben içeri gireceğim. Herkes oraya odaklanmışken maça. Yok yok. İstiklal Marşı ile. İstiklal Marşı çalınmadan bir dakika bak. Kapıda bekliyorum İstiklal Marşı'nı. Tam İstiklal Marşı'nı yürüdüm. Gireceğim İstiklal Marşı çalacak. Tam o arada bana küfür edecekler. Bilmem neyin çocuğu Erman Toroğlu diye. Kısa olacak o biliyorum yani. Çünkü maç başlayacak, maç başlayacak, maça dönecekler. Abi yürüdüm, her şey planlı gidiyor. Yürüdüm, geldim. O zaman rahmetli Cenk Koray. O da aslında Beşiktaşlı. Beni gördü Erman'cığım yanıma gel dedi. Cenk Koray'ın yanına oturdum. Oturdum zaten oturmamdan İstiklal Marşı başladı. Yani seyirci beni görmedi Cenk Koray'ın yanına otururken. Cenk Koray da aslında Beşiktaşlı biliyorsun. Tabii. İstiklal Marşı çalınmaya başladı. Ya Cenk Koray şöyle ayakta, ben de böyle ayaktayım. Vahap Beyaz'a diyorum ki Vahap seni gözlerinden öperim. Sayıyorum Vahap'a. Aklıma ne gelirse. Arkadaşım ya
Yardımcı hakemim yıllarca. Severim de. Vahap ben senin sinemaya götüreyim filan diyorum Vahap'a. Sayıyorum Vahap'a. Şey diyor ki Cenk, lan oğlum niye sayıyorsun lan bu hakeme diyor, daha maç başlamadı diyor. Hafif konuşuyor o zaman böyle sesli ve diyor ki şimdi anlarsın Cenk. Ama istikrarmaz yani, korkmaz ölmez bu şabaklarda. Arada diyor ki bak birazdan görürsün diyorum. Ya Ender, Kocaeli Beşiktaş oynuyor, iki tarafında tozlukları beyaz. Cenk onu göremiyor ki. Bir takımdan birisi tozluk değiştirmeye içeri girecek abi. Ve ben orada fare gibi kalacağım. Seyirci bana dönecek. Sayacak, Allah sayacak. Bu en az 7-8 dakika sürer. Maçı bırakıp Erman Toroğlu'na odaklanacak. Vah ben senin yapacağın hakemliğin falan diyorum. Abi takımın biri girdi içeriye. Seyirci döndü. Nitekim oldu değil mi? İki aynı olduğu görüldü. Tabii abi seyirci döndü. Cenk abi kaldır o bilmem neyin çocuğunu yanından o. Bilmem neyin şerefsiz işte Beşiktaş düşmanı sallıyor. Cenk böyle yapıyor. Yapmayın çocukla. Abi bilmem ne. Erkekliğe de bir şey söylemiyorum. Oturuyorum ne yapayım, çıkacak halim yok. Hocam oturuyorum. Abi yediğim küfür var ya Marmara'ya çocuk olur. Küfürü ben yedim. Oturuyorum. Bir şey diyecek halim yok ya. Cacık gibi oldum. Cenk sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Severim. O yetiştiriyor falan ama dinmedi. Neyse takımlar sahaya çıktı, maç başladı. Kocaeli'nin de Mustafa Deniz'i çalıştırıyor. Hmm. Bak şimdi aklına gel. Maç başladı hocam. Daha bir veya ikinci dakika. Tabii benden koptular, maça başladılar. Beşiktaş gol attı. Hangi tarafa bilmiyorum, hangi kaleye bilmiyorum. Gol diye kalktılar. Daha gol Beşiktaş demediler. Giren dermana, çıkan dermana. Aman giren hocam. Dermana, çıkan dermana. Rütük'le başımız dertte biliyorsunuz. Yok abi, giren dermana, çıkan dermana değil. Bu gayet normal abi yani Rütük'te. Giren, bu bir şeydi giren dermana, çıkan dermana deyince Cenk dedi ki fazla gol olmasın lan oğlum dedi, Erman dedi. Kaç kaç bitti? 5-3 Kocaeli yendi hocam, 8 tane. Oo. Sen ne diyorsun ya? Ya gülme ya, buyur abi. Ya bunlar futbolun cilvesi var. Evet. Bak, bunlar futbolun içinde var. Ben kızmam. Vallahi kızmam. Sinirlidir. Tamam mı? Kızmam. Ya bunlar sana bu tip o kadar şeyi hacıya çok. Ya hacı gidiyor biliyorsun. Futbol şey hakeme sallıyor dut gibi. Dut ağacı gibi sallıyor. Neredeyse çarşaf koyup dutları dökecekler. Sallıyor. Hakemler böyle sallanıyor. Sallanıyor. Bir alt, pardon. Bir alt yapamıyorlar. Biplersin sen onu. Bir alt yapamıyorlar. Abi dedim ki lan bu hacıya atacak kimse yok mu bir gün? Yedi diye. O gün de yayına gittim. Ercan Taner maç anlatıyor. Ben de kenarda oturuyorum. Ha yorumcu değilim. Anlatıyor diyor. Daha 20. dakika Erol Ersoy Hacı'yı attı. Eski stat. Hacı'yı attı. Bütün stat. İşte bilmem neyin çocuğu Erol Ersoy filan dediler. 30 saniye geçti. Bilmem neyin çocuğu Erman Toroğlu. Ben var ya oturuyorum Ercan'ın yanında. Ben arkaya kaçtım ama hocam. Şişeler, ayranlar duvarda patlıyor. Ben tam süper İstiklal Savaşı gibi. Buradan duvara patlayıp ayranlar buraya iniyor aşağı. Tamam mı? Bütün kapalı tribün, şeref tribünü bana döndü o kapalı taraf. Bana döndü. Önce de Mesut Yılmaz falan oturuyorlar ha herhalde. Şey var bu... Şimdiki idareci de var şey. Abdurrahman Bayrak. Abdurrahman Bayrak. Abi neyse bütün sitede döndü. Maç ne oldu bilmiyorum. Lan baktım ki çıkış zor. Telefon açtım bizim çocuklara. O zaman yayıncı kuruluştayım. Dedim ki önlem alsınlar. Ben dedim çıkacağım. Polis müdürü geldi. Haftayım oldu. Lan ben hiç kımıldayamıyorum. Arkada duruyorum. Gözükmüyorum. Polis müdürü geldi dedi. Erman Bey sizi alacağız ama dedi. İkinci yarı başlayınca ben dedi polis arkadaşları dedi kaldırma dedi. Birer sıra dizeceğim. Siz dedi kaç dedi. Ben dedim 60-65 tam dedim maç yerelli olduğu an. Ben dedim çıkarım. Siz dedi bana bildirin arkadaşa kapıdaki dedi. Tersizden çünkü polisler ayağa kalkacaklar dedi. Hocam neler geçiyor başımızda. 60'ta 65'te Galatasaray'a bastırıyor gol de değildi derken ben dedim ki çıkacağım. Polisler ayağa kalktılar. Tam o biliyorsun eski sen de anlatmışsın. Oradan gidiyorum. Şimdi Galatasaray'dan da beni yemedi lan değil mi Erman Toroğlu yemedi. Yer mi lan? Yer mi? Orada beni badem yapacaksınız karizma gibi. Hocam bu işin o tarafı var. Var var var. Bir maça gideceğim. Üçüncüyü de anlatayım. Beşiktaş Galatasaray'ı anlatayım. Fener'i de anlatayım. Mehmet Aslan'la beraberiz. Hürriyet'in o zaman müdür muavini. Maça gideceğim.
PSV maçı Fener'in, Fener stadında. Şanslar'a telefon açtım o zaman, beraber çalışıyoruz. Konuşuyoruz, Fener derken dedi ki ya Erman bu akşam maça gitme dedi. Niye dedim? Ya dedi bu Aziz'le konuştum dedi. O bilmem neyin çocuğu işte bilmem neyse gelmesin maça filan dedi. Hayda. Ulan gitmeyeceğim varsa giderim ben. Geldim otele. O zaman şeyde kalıyorum ne zaman da. O zaman şey var, korumam var. Şey, telefon korumam yani şey direkti. Dilekçeyi yazdım. Emniyete yolladım. Koruma geldi. Korumayla maça gittim. Dediler ki korumayı alamayız içeriye. Ben tabii hiç karışmıyorum. Koruma dedi ki ben siz giremez Erman Hoca dedi. Tartıştılar. Korumayla beraber çıktım. Maç seyrettim yukarıda. O da var diyorsunuz. Var hocam. Her takımdan var. Trabzon'da maçı yarıda bıraktım. Var. Var hocam. Evet, bu işin o yönünde var maalesef. Peki lan sizi... Ben neler anlatıyorum? Evet. Sizi tabii böyle çok iyi tanımayanlar bazı yönlerinizi bilmiyorlar. Bazen programlarda işte şunu yapar, bunu yapar ya da yemek tarifleri falan ucundan kıyısından oluyor ama sizin bir yandan da işte ne bileyim yüzükleriniz, saatleriniz var. Dışarıdan görüldüğü zaman o sizin bir keyfiniz Erman abi. Bir yandan da hani yemeği, içmeyi, oturmayı, kalkmayı, o işleri seven, bu işe de bir hani yemek işine de bir kendinizi vakfetmiş bir yönünüz de var. Bir hayat gurmeniz var yani. O yönünüzü pek bilmiyorlar. Biraz da o yönünüzden konuşalım pazar sabahı.